Teknik Takip yeni bölümüyle karşınızda sevgili seyirciler. Bu programda da birbirinden ilginç dosyaları ekranlarınıza getireceğiz. Trafik teröründen sahtekarlara, oğulları eşinden ayrılsın diye sahte sapık kiralayan aileden imar rantçılarına kadar çok özel dosyalarla az sonra karşınızdayız. Oğullarıyla gelinlerini ayırmak isteyen aile korkunç bir yol seçti. Senin karşına da çıkacağım. Senin yüzüne de çıkacağım. Ne ölmekten korkuyorum ne cezaevine girmekten korkuyorum. Kayınpeder ve kayınvalidenin tuttuğu kiralık sapığın genç çifte yaşattıkları az sonra. Sevgili seyirciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da evlerimizdeyiz. Bu durumdan en fazla da çocuklar etkileniyor ve kendilerine yeni yeni oyunlar bulup vakit geçiriyorlar. İstanbul Şişli'de iki kardeşin buldukları yeni oyun alanı ise az daha canlarına mal oluyordu. İki kardeşin oynamak için çıktıkları balkondaki ek bölüm çöktü, iki kardeş 5. kattan boşluğa düştü. 5 yaşındaki Umutcan ve 7 yaşındaki Oğuz Sama talihsiz olaydan mucize eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu. İki kardeşin öldüğünü zanneden annenin yavrularına kavuşma anlarına sadece teknik takip ekibinden Devrim Tosunoğlu ve kameraman Eser Bakan tanıklık etti. Annelerinin dalgınlığından yararlanıp balkona çıktılar. Kontur plak zemin çöktü. İki kardeş 5. kattan düştü. 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş mucize eseri ölümden döndü. Çocuklar topları bugün bizim günümüz. Neşeyle dolu 23 Nisan. Balkonda oynuyorlardı. Kontur plak zemin çöktü. Biri 5, diğeri 7 yaşındaki iki kardeş 5. kattan boşluğa düştü. Ne oldu sana? Balkonda düştüm. Nasıl oldu? Oyun mu oynuyordunuz? Evet, misafir gelmişti. Ve hem de o oyuncağı çıkartmak çalışıyorduk. Ve düştük aşağıya balkonda. Çocuklarının düştüğünü fark eden anne bayıldı. Baba peşlerinden atlamaya kalkıştı. Vallahi Allah kimsenin başına getirmesin. Çok kötü bir his. Baktık balkon çökmüş. Zaten ben de atlıyordum arkalarıyla. İki kardeş mucize eseri hastaneden sapasağlam döndü. Annenin öldüler sandığı yavrularına kavuşma anlarına teknik takip tanıklık etti. Ha o mu? Iraklı Selim ve Faslı Hattam Katab'ın yolları yıllar önce Türkiye'de kesişti. Yuva kuran ve İstanbul'a yerleşen Selim ve Hattam Katab'ın 3 de çocukları dünyaya geldi. Çiftin Şişli Harbiye'de bulunan evlerine geçtiğimiz gün akrabaları ziyarete geldi. Misafirlerin çocuklarıyla oynayan 5 yaşındaki Umutcan ve 7 yaşındaki Oğuz Sama yatak odasındaki balkona çıktı. Balkona sonradan yapılan ek bölüm çöktü. İki kardeş misafirlerin de çocuklarıyla birlikte balkona sonradan ek yapılan bölmede zıplıyordu. Bu sırada kar ve yağmurdan çürüyen kontrplak zemin büyük gürültüyle çöktü. Umutcan ve Oğuz Sama bir anda 5. kattan boşluğa düştü. Misafirlerin iki çocuğuysa düşmekten son anda kurtuldu. İki kardeş oyun oynamak için işte bu balkona geldiler. Bu balkon biraz küçük, daracık. Ancak yan tarafta bir teras gibi yer yapılmış ve kontrplakla burası örtülmüş. Burada oyun oynarken yalnız değillerdi, kuzenleri de vardı. İşte 4 tane çocuğu bu karton plak kaldırmadı ve 5. kattan yere düştü. Çocukların düştüğü sırada baba Selim Katap salonda misafirlerle oturuyordu. Anne Hattamsa mutfakta yemek yapıyordu. Oğuz Sami ve Umutcan kardeşler 5. kattan şans eseri 2. katta bulunan iş yerinin çatısına düştü. Gürültüyü duyan yan dairede çalışan boyacı çocuklar apartman boşluğuna yuvarlanmadan hemen yardıma koştu. Buradan birini aldık, buraya yatırdım. Birini de buraya koşuya yatırdım. Onun durumu gayet iyiydi ama bunun durumu daha kötüydü, ağırdı. En üst dairede.
Neden suntanın yeri belli. Oradan aşağı düşmüş. Çocuklarının düştüğünü gören anne bayıldı. Babaları peşlerinden atlamaya kalkıştı. Bağırışmaları duyan ve balkona geldiğinde çocukların düştüğünü fark eden anne oracıkta bayıldı. Babaysa aşağıya baktığında iki çocuğunu yaralı halde görünce peşlerinden atlamaya kalkıştı. Şimdi biz fark etmedik de biz oturuyorduk. Akrabalarımız gelmiş yerleri. Geldiler balkonda oynuyordu. Annesi de zaten yemek yapıyordu. Birden çocuk ağladı. Biz buraya gelirken sesi duyduk. Komşular da çağırıyordu. Birden gelirken baktık balkon çökmüş. Zaten ben de atlıyordum arkalarıca. Düştükleri boşluktan güçlükle çıkarıldılar. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Ancak çocukların düştüğü boşluğa ulaşmak çok zordu. Sağlık ekipleri ve komşular yan dairenin camından çocukların düştüğü alana ulaştı. İki kardeş hastaneye kaldırıldı. Oğuz Sama 7 yaşında, Ümitcan 5 yaşında. İki kardeş 5. katta bulunan evlerin balkonunda oyun oynuyorlardı. İşte o balkonun yanında bulunan bir kontraplak yağan yağmurlardan dolayı tahrip olmuş. İşte o iki kardeşi taşımadı. İki kardeş 5. kattan 2. kata düştü. Baba çocukların peşinden hastaneye gitti. Baygınlık geçiren ve hamile olan anne ise evde umutsuzca beklemeye başladı. Anne çocuklarının hayatından endişe ediyordu. Ancak doktorlar babaya sevindirici haberi verdi. İki kardeş şans eseri korkunç olayı ucuz atlatmıştı. Oğuz Saman'ın bacağında kırık vardı. Umutcansa küçük sıyrıklarla ayakta tedavi edildi. Anne yüreği yine dayanmıyordu. Çocuklarının sağlığından endişe ediyordu ve beklenen an geldi. Çocuklar hastaneden taburcu edilip evlerine geldi. İyi misin? Adın ne senin? Mucize abla. Allah korudu. Allah korudu, evet. Umut. Ne var? Nasılsın? İyiyim. Aferin sana. İşte ötesin sen, ötesin. Anne çocuklarını görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Anne Hattam kapıyı açtığında karşısında öldü sandığı çocuğunu kanlı canlı görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı. O anlara teknik takip tanıklık etti. Ha o mu? Vardı. Küçük Umut'a bir yandan sarılırken bir yandan da vücudunun her yerini sağlam mı diye kontrol ediyordu. Mucize eseri ölümden kurtulan iki kardeş o an yaşadıklarını teknik takip ekibine anlattı. Arkadaşım haber mi çekiyorsun? Evet. Geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne oldu sana? Balkonuna düştüm. Nasıl oldu? Oyun mu oynuyordunuz? Evet, misafir gelmişti ve şimdi o oyuncağı çıkartmak çalışıyorduk ve düştük aşağıya balkonda. Sonra ne oldu? Sonra ayağım acıdı ve kardeşimi diyorum ve ağrıyordu. Kardeşine sahip mi çıktın orada da? Evet, annem bayıldımış. Bir de balkona çıkacak mısınız? Vallahi. Ben çıkmadım tekrardan. Evet. Çok mu kötüydü? Evet. 5. kattan düşen iki oğlu mucize eseri kurtulan baba Selim Katap aşağıya baktığında yavrularını yerde yatarken gördüğü an yaşadığı şoku anlattı. Ne hissettiniz o an çocukları aşağıda görünce? Vallahi Allah kimsenin başına getirmesin. Çok kötü bir his. Baktık balkon çökmüş. Zaten ben de atlıyordum arkalarıca. Kuzenler bir tanesi burada tutulmuştu. Yukarıda tutulmuştu. Diğeri de biraz büyük olduğu için ayağı kaymadı. Hemen atlamış. İki çocuk artık evlerinde ve güvende. Yaşadıkları korkuyu atlatıp yeniden oyun oynayacakları günü bekliyorlar. Evlerinin balkonunda oyun oynarken 5. kattan aşağı düşen iki kardeş mucize eseri hayata tutundular. İşte şu an iki kardeş de birlikte uzanmış o olayın şokunu atlatmaya çalışıyorlar.
Bize 0542 778 10 10 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Oğullarıyla gelinlerini ayırmak isteyen aile korkunç bir yol seçti. Senin karşına da çıkacağım. Senin yüzüne de çıkacağım. Ne ölmekten korkuyorum ne cezaevine girmekten korkuyorum. Kayınpeder ve kayınvalidenin tuttuğu kiralık sapığın genç çifte yaşattıkları az sonra. Görüntüleri izleyince çocuklara bir suç bulamadım ama birilerinin tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebep oldukları apaçık meydanda. Sevgili seyirciler, şimdi sırada ikinci dosyamız var. Teknik takibin gündeme getirdiği altın sahtekarları seri üretime geçti. Bilezikten yüzüğe, küpeden kolyeye, bir kuyumcuda ne varsa aynısının sahtesini ürettiler. Sahte altınları kuyumculara satmak için elemanlarını işe mülakatla alan şebekenin bu altınları nasıl ürettiğini ve kuyumcuları ağına hangi yöntemle düşürdüğünü arkadaşımız Devrim Tosunoğlu araştırdı. Sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Dolandırıcılar İstanbul'da 8 atölye kurdu. 14 ilde 71 kuyumcuyu dolandırdı, 10 milyon liralık vurgun yaptı. Bilezik, kolye, yüzük, bileklik. Sahte altın vurguncuları işi ilerletti, çeşit çeşit takı üretti. Kuyumculara giden şebeke üyeleri inandırıcı olmak için rol yaptı. Pandemide işsiz kalmış numarasıyla takılarını çıkarıp sattı. Ayırt edilmesi gerçekten çok zor. Sadece bunu kuyumcu, iyi kuyumcu esnaflarımız anlayabiliyor. Şebeke 10 milyon lira değerinde sahte altın sattı. Piyasada dolaşıma giren sahte altınlar çığ gibi artınca kuyumcular uyarıldı. İstanbul ve 14 ilde 71 kuyumcuyu dolandıran şebeke çökertildi. Acaba bu kadına benzer bir kadın olmasın maskeden dolayı? Kolejine. O şebeke de şu anda Yüce Türk Adaleti'ne teslim edildi. Şu anda bir nefes aldık yani. Tamamen esnafımıza böyle bir kene gibi yapışmış. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinden bize şikayet geliyordu. Her yerinden yani. Sahte altın vurgununda ikinci perde. Teknik takibin gündeme getirdiği sahte altın vurgununda ikinci perde. Teknik takip, gremse diye tabir edilen piyasa değeri 8 bin lira olan sahte altın üreten dolandırıcıları deşifre etmişti. Sevgili seyirciler, dolandırıcılar öyle bir sahte altın ürettiler ki gittikleri her kuyumcuyu kandırmayı başardılar. Gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu sahte altınları satan dolandırıcının nasıl yakalandığını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Dolandırıcılar foyaları ortaya çıkınca bu kez takı işine girdi. Sahte altın vurguncuları merdiven altı atölyelerde ürettikleri bilezik, kolye, küpe, yüzük ve bileklikleri piyasaya sürdü. Düzgün giyimli, dikkat çekmeyen kadın ve erkeklerden oluşan şebeke üyeleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Hedeflerinde kuyumcular vardı. Şebeke üyeleri kuyumculara satacakları sahte altınları kollarına ve boyunlarına takarak geldi. Sahtecilik şebekesi ellerinde hazırladıkları sahte altınları piyasaya sürmek için birçok yöntemi gerçekleştirirler. Bazen anne kız, bazen evli bir çift olarak kuyumcuya geliyorlardı. Ellerindeki altınları bozdurmaya çalışıyorlardı. Dolandırıcıların hepsi güvenlik kameralarına takıldı. Pandemide işsiz kalmış rolüyle dolandırdı. Görüntüler İstanbul'da bir kuyumcudan. Düzgün giyimli şebeke üyesi kadın kuyumcuya geliyor. İnandırıcı olmak için kuyumcuya pandemi nedeniyle işlerinin kötü gittiğini ve kolundaki bilekliği bozdurmak istediğini söylüyor. Bilekliği kolundan çıkarıp kuyumcuya veriyor. Kaç kaldı? Yani kaç tam oluyorsunuz yani?
Başka bir görüntüde ise yine şebeke üyesi bir kadın aynı bahanelerle boynundaki kolyeleri ve küpelerini satmak istiyor. Kolyeyi inceleyen kuyumcu durumdan şüpheleniyor. Büyüteç'te defalarca altına bakan kuyumcu ikna olmuyor. Altının sahte olabileceğini söyleyerek kadına geri veriyor. Şebeke üyesi kadın kolyeyi alıp hızla kuyumcudan çıkıyor. Aynı kadın başka bir kuyumcuya giriyor. Son girdiği kuyumcu ise diğerleri kadar şanslı değil. Kuyumcuda çalışan tezgahtar şebeke üyesinin uzattığı kolyeyi incelemek için alıyor. Acaba bu kadına benzer bir kadın olmasın mı maskeden dolayı? Kolyesi. Yani bakın burada gözümüzün önünde analiz ediyoruz. Yani biz bunu... Zaten ben onu analiz ediyorum şu an. Aynı şekilde zincire tutuyor. Kadın tezgahtar önce kolyeyi taşa sürüyor. Ardından kimyasal maddelerle dikkatlice kontrol ediyor. Yani benim dediğim gibi olmuştu. Tezgahtar altının bedelini hesapladıktan sonra kasadan çıkardığı paraları şebeke üyesine veriyor. 2. denemede kuyumcuyu tuzağına düşüren şebeke üyesi kadın paraları cüzdanına koyduktan sonra dükkandan çıkıyor. Bir saniye, ikisini birden sana. Bu kez bir başka şebeke üyesi sahnede. Kuyumcuya giren şebeke üyesi elindeki bileziği bozdurmak istediğini söylüyor. Bileziği alan kuyumcu önce tartıya koyuyor. Bileziği inceleyen kuyumcu durumdan şüpheleniyor. Bir süre daha inceledikten sonra bileziği keserek kontrol yapıyor. Çeşitli yöntemlerle bileziğe defalarca bakan kuyumcu altının sahte olduğunu söylüyor. Kuyumcuların aldığı altının sahte olup olmadığı son olarak kuyumcu atölyelerindeki eritme işleminde ortaya çıkıyor. Sahte altın şebekesi, kuyumculara sattıkları sahte altınlar işte bu atölyelerde ayrıştırma yapılıyor. Şu an o ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı bir atölyedeyiz. Polis harekete geçti. Dolandırıcılığın boyutu ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kuyumculardan piyasada çok fazla sahte altın bulunduğu yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan polis mağdur kuyumcuları dinledi. İstanbul'da ve 14 ilde 71 kuyumcuyu dolandırdılar. Şikayetler geldikçe şebekenin mağdurları çoğaldı. İstanbul ve 14 ilde 71 kuyumcu şebekenin kurbanı olmuştu. Polis mağdur kuyumculardaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Şebekenin çalışma yöntemi deşifre edildi. Sahte altın dolandırıcıları dikkat çekmemek için genellikle takı üretiyordu. Sahte altın çetesi İstanbul'da 8 atölye kurdu. Polis tam 6 ay boyunca fiziki ve teknik çalışma yaptı. Sahte altın şebekesinin İstanbul'da 8 atölye kurduğu tespit edildi. Sahte altın dolandırıcıları bakır madeninin üzerini bu atölyelerde altınla kaplıyordu. Aralarında yıllardır kuyumcu işlemecilerinde çalışan üyelerin de bulunduğu şebeke hazırladıkları altınlara özel ilgi gösteriyordu. Atölyelerde hazırladıkları kolye, bilezik, yüzük ve cumhuriyet altınlarını satılmak üzere İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerine dağıtıyorlardı. Sahte altın satmak için mülakatta eleman alıyorlardı. Birçok kuyumcunun anlamayacağı kadar gerçeğine benzeyen sahte altınları yapan şebekenin satış için de mülakatta eleman aldığı belirlendi. Mülakatta diksiyonu düzgün, ikna yeteneği fazla, iyi giyimli kişileri seçen dolandırıcılar bu kişiler üzerinden piyasaya tam 10 milyon lira değerinde sahte altın sattı. Kendilerine pandemide işsiz kalmış ve paraya sıkışmış süsü veren şebeke elemanlarının her satış için 100 ila 300 lira arasında ücret aldığı belirlendi.
Bozdurulan altınların parası dışarıdaki elemanda toplanıyordu. Şebeke sahte altınları hafta sonu imal ederken satışları da hafta içi gerçekleştiriyordu. Şebekenin yolunun düştüğü İstanbul'daki kuyumculardan birisi de Salih Haşhaş'tı. Haşhaş'a ait kuyumcuya gelen şebeke üyesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bozdurmak istediğini söyleyerek iki cumhuriyet altını uzatıyor. Deneyimli kuyumcu Haşhaş altınları daha eline alıp cama attığı anda sahte olduklarını anlıyor. İşte bir sahte altın şebekesi elemanı ellerindeki iki tane cumhuriyet altını bozdurmaya çalışırken kuyumcu tarafından fark ediliyor. Güvenlik kameralarına da yansımış durumda. Efendim burada bu şahsı nasıl anladınız sahte altın olduğunu? Sahte altın olduğunu şöyle mesleki tecrübelerimizden dolayı alıp zemin attığımız zaman farklı sesler çıkarıyor. Altı aylık çalışmanın ardından operasyon başladı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 aydır sürdürdüğü çalışmanın ardından operasyon düğmesine bastı. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay önce sahte altın şebekesine yönelik çalışma başlattı. İşte o çalışma geçtiğimiz günlerde operasyona dönüştü. İstanbul merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. İşte o operasyonda aralarında kuyumcuların da eski kuyumcuların da yer aldığı 103 kişi gözaltına alındı. Polis sahte altın atölyelerine de baskın düzenledi. Baskınlarda piyasaya sürülmek üzere olan çok sayıda sahte altına el konuldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş sahtecilerin iştahını kabarttı. İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Özcan, kuyumcuların kabusu olan sahte altın gerçeğini teknik takibe anlattı. Altının tamamen sahte değil. Altının içerisinde konan bazı maddelerden dolayı altının ayarını düşürerek. Altının bu şekilde onsunun yukarılarda olması bunların da iştahını kabarttı. Çok ciddi bir çalışma yaptılar. Ayırt edilmesi gerçekten çok zor. Sadece bunu iyi kuyumcu esnaflarımız anlayabiliyor. O şebekede şu anda Yüce Türk Adaleti'ne teslim edildi. Şu anda bir nefes aldık yani. Tamamen esnafımıza böyle bir kene gibi yapışmış. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde bize şikayet geliyordu. Her yerinde. Peki sahte altınla gerçeği nasıl ayırt ediliyor? Size gelen altınları, vatandaştan getirdikleri altınları sahte olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Şimdi üründen ürüne değişiyor. Bazı ürünleri mesleki tecrübelerimizle yani gözümüzle görerek sahte olup olmadığını ayırt edebiliyoruz. Bazı ürünleri de ayar taşı dediğimiz mihenk taşımıza sürerek sahteliğini oradan tespit ediyoruz. O kadar çok güzel işçilikler uygulanıyor ki sahte altınlarda. Bu taşa dahi sürüldüğünde orijinal gibi gösteriyor. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bundan yaklaşık 25 yıl önce Mali Polis'le birlikte düşük milyemli altın operasyonlarına haber yapmaya giderdik. O zamanlar şube müdürü olan Salih Güngör, düşük milyemli altın satanlara savaş açmış, hatta ölümle tehdit edilmişti. Aradan geçen yıllarda sanırım değişen bir şey yok. Sevgili seyirciler, oğullarını eşinden ayırmak isteyen aile, akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Önce büyücüden medet uman aile, başarılı olamayınca birbirini seven çiftin arasını bozmak için kiralık sapık tuttu. Arkadaşımız Hilal Yıldırım'ın haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Oğullarını sevmedikleri gelinlerinden ayırmak istiyorlardı. Kayınpeder ve kayınvalide kötülükte sınır tanımadı. Önce büyücüye gittiler, sonra kiralık sapık tuttular. Oğullarını gelinlerinden ayırmak istediler. Önce hocalara, büyücülere gittiler. Sonuç çıkmayınca şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yol seçtiler. Birbirini seven çifti ayırmak için kiralık sapık tuttular. İstediğin her yerden engelleyebilirsin. Ben sana ulaşacağım. Sen rahat ol. Senin karşına da çıkacağım. Senin yüzüne de çıkacağım. İnanılmaz plan sapığın itiraflarıyla ortaya çıktı. Niçin bu iftiraları attın diye sorduklarında ben kaynından ve kayınpederinden 750 TL para aldım.
3 yıl önce evlendiler. Çocukları oldu, mutluydular. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Zeynep M ile 30 yaşındaki Osman M 3 yıl önce mutlu bir evlilik yaptı. Çiftin evliliklerinden bir de çocukları dünyaya geldi. Onlar mutluydu mutlu olmasına ama Osman M'nin ailesi oğullarının Zeynep M ile evlenmesini en başından beri istemiyordu. Teknik takip Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kiralık sapık soruşturmasının detaylarına ulaştı. Önce büyücülere, sözde hocalara gittiler. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Osman Bey'in ailesi çifti ayırmak için önce büyücülere ve sözde hocalara gitti. Daha önce 4 tane hoca gezmişler. 5.'yi bulurken artık bu işlerin büyüğüyle değil ancak iftira atarak kendi evlatlarını gelinlerinden ayırma yoluna gitmişler. Gelinlerine iftira atsın diye para karşılığı sapık tuttular. Büyücülerden çare bulamayan aile gelinlerine iftira atacak kiralık bir sapık tutmaya karar verdi. Köylüleri olan ve aynı mahallede oturan Erkan K ile para karşılığı anlaştı. Birbirlerini seven çifti ayırmak isteyen damadın ailesi korkunç bir plan yaptı. İddialara göre tuttukları kiralık sapık gelinlerine aşk dolu mesajlar atacak. Bu mesajları gören eşi de gelinlerinden boşanacaktı. Sapığı ailece çıktıkları pikniğe davet ettiler. Planlarını devreye sokan aile köy derneğinin düzenlediği pikniğe aynı mahallede oturan kiralık sapık Erkan K'yi de çağırdı. Erkan K piknikte ilk hamlesini yaptı. İlk önce birlikte bir pikniğe gidiyorlar tüm köylüler olarak yakın aile büyükleri de beraber. Orada müvekkilimizin iki tane bilekliğini çantasından çalıyor. Daha sonra diyor ki bilekliklerim ben de seninle görüşmek istiyorum. Sapık mesajlarla tacize başladı. Zeynep M. olanları eşine anlattı. Zeynep M. Erkan K'nin kendisine ısrarla mesaj atması üzerine durumu eşine anlattı. Buluşma teklifini kabul etmeyince Erkan K. genç kadına adeta musallat oldu. Hem cep telefonuna hem de sosyal medya hesaplarına peş peşe mesaj atarak tacizde bulundu. Sapık, genç kadının eşine de mesajlar attı. Kiralık sapık, çiftin huzurunu bozmak için Osman M'ye de mesaj atmaya başladı. Karı koca savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Zeynep M ve eşi Osman M tüm mesajları kaydetti. Soluğu avukatlarının yanında aldı. Avukat Sinan Kınaoğlu, yaşanan hukuki süreci teknik takibi anlattı. Zaten mesajları eşinden birlikte okumuşlar. Bunun üstüne bize de gelip hukuki yardımda talepte bulunmuşlardır. Biz Gazi Osman Paşa Savcılığı'na normal hakaret, tehdit, şantaj içerikli bir suç duyurusunda bulunduk. Sapık, taciz ettiği kadının babasını arayıp her şeyi itiraf etti. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı. Erkan K. ifadeye çağrıldı. Başının derde gireceğini anlayan kiralık sapık, köylüsü olan Zeynep M'nin babasına gidip her şeyi anlattı. Şüpheli bizim müvekkilin babasını arıyor. Diyor ki ben bir hata yaptım. Bu hatanın sebebi ise senin dünürün niçin bu iftiraları attın diye sorduklarında ben kaynından ve kayınpederinden 750 TL para aldım. Bunun karşılığında bunu yaptım. Zeynep M. evi terk etti. Osman M. ailesinden hesap sordu. Gelin Zeynep M. duydukları karşısında daha fazla dayanamadı. Eşiyle tartışıp evi terk etti. Osman M. ise ailesinden hesap sordu. Birbirlerini seviyorlar. Bu olayın bir komplo olduğunu damat da anladı. Ailesinden konuştu. Bakın bu adam sizin isminizi veriyor. Niçin böyle bir şey yaptınız deyince aile tabii ki inkar yoluna gitti. Sapık, çifti şikayetten vazgeçmeleri için tehdit etti. Kiralık sapık Erkan K. bir süre sessiz kaldıktan sonra bu kez şikayetten vazgeçmesi için Zeynep M. ve Osman M.'ye tehdit mesajları atmaya başladı. İstediğin her yerden engelleyebilirsin. Ben sana ulaşacağım. Sen rahat ol.
Senin karşına da çıkacağım. Senin yüzüne de çıkacağım. Ne ölmekten korkuyorum ne cezaevine girmekten korkuyorum. Susmayacağım oğlum. Ölsem de susmayacağım. Kalsam da susmayacağım. Erkan K'nin tehditlerinin boyutu gün geçtikçe arttı. Artık ölüm tehditleri başlamıştı. Kiralık sapık Erkan K, Osman M'yi ve çocuğunu da öldürmekle tehdit etti. Zeynep M ikinci kez savcılığa başvurarak ölüm tehdidi mesajlarını dosyaya delil olarak sundu. Savcılık bu mesajlar üzerine mahkemeden koruma kararı aldırdı. Bu kararla Erkan K artık genç kadına yaklaşamayacak. Şüpheli Erkan K'nin önümüzdeki günlerde savcılığa vereceği ifade soruşturmanın seyrini belirleyecek. Savcılık damadın ailesinin de ifadesine başvurabilir. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sevgili seyirciler, bu haftaki son dosyamız imar rantı iddiaları ile ilgili. İstanbul Çekmeköy'de dere yatağında olduğu gerekçesiyle yıkılan gecekonduların yerine apartmanlar yükselmeye başladı. Gecekondu sahipleri yıkımdan hemen sonra imar değişikliği yapan belediyeye dava açtı. Gecekondulardan biri de ünlü halk ozanı Davut Sulari'nin torunu Suna Duman'a ait. Baraka'da yaşayan Suna Duman ve mahalle sakinleri 903 gündür hukuk mücadelesi veriyor. Çekmeköy'deki imar rantı iddialarını arkadaşımız Ercan Öztürk araştırdı. Belediye dere yatağını gerekçe gösterdi. Gecekonduları yıktı. Gecekondularda yaşayanlar sokağa atıldı. Sonra da imar planları değişti. Aynı dere yatağında şimdi apartmanlar yükseldi. Can güvenliğiniz yok diye tahliye ettiler. Dere yatağındaki evleri yıktılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkımdan sonra imar planlarını değiştirdi. Yerle bir edilen gecekonduların yerinde apartmanlar yükseldi. Yıkılan gecekondulardan birinde ünlü halk ozanı Davut Sulari'nin torunu Suna Duman oturuyordu. Evsiz kalınca Baraka'da yaşamaya başlayan Suna Duman ve mahalle sakinleri hukuk mücadelesi başlattı. Dere ıslah çalışması 2017 yılında başladı. İSKİ 2017 yılında Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Serin Dere'nin ıslah çalışmalarına start verdi. İSKİ tarafından ilk iş olarak dere bandında kaldığı gerekçesiyle 8 gecekondu sahibine tebligat gönderildi. Tebligatlarda evlerin tahliye edilmesi isteniyordu. Biz 25-27 Aralıkları arasında 2017'de tebligatlar aldık 6 tane olarak. Yani burada oturan 6 tane komşum da biz de dahil 6 kişi olmak dahilinde tebligatlar aldık. Tebligatlarda şunlar yazıyordu. Dere ıslah çalışması nedeniyle dere ıslah bandında kaldığınız gerekçesiyle sizleri tahliye ediyoruz. Canınızı malınızı düşünüyoruz. İş makineleri çalışacak. İmar barışına başvurdular. Yapı kayıt belgesi verildi. Gecekondu sahipleri o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı imar barışından faydalanarak gecekondularına yapı kayıt belgesi almıştı. Evlerimizin yıkılacağı söylendi. Gerekçe olarak da dere bandı gösterildi. Biz de o zaman dere bandının ne olduğunu bilmiyoruz. Araştırdık, dere bandının ne olduğunu öğrendik. Peşinden bir avukat tuttuk. Avukatımız dava açtı. Yıkım başladı. Vatandaşlar hukuk mücadelesi başlattı. İSKİ, tebligatın gönderilmesinden kısa bir süre sonra Farabi Sokak üzerinde bulunan gecekonduları tek tek yıkmaya başladı. Bu sırada gecekondu sahipleri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Çevik kuvvet zoruyla evlerinden çıkarıldılar. Belediye ekipleri yıkıma ara vermedi. Hukuksuz şekilde yıkıldığını iddia eden gecekondu sahipleri yıkımlara direndi. Ancak çevik kuvvet ve zabıtaların müdahaleleriyle evlerinden zorla çıkarıldılar.
gecekondular yıkıldı. Belediye imar planlarını değiştirdi. Yıkımların başlaması ve ıslah çalışmalarının hızlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgenin imar planlarını değiştirdi. Çekmeköy Serindere'de İSKİ'nin 2018 yılında yaptığı dere ıslah çalışmalarından sonra 8 tane gecekondu yıkıldı. Gecekonduların yerinde ise şimdi binalar yükselmeye başladı. Kısa sürede onlarca apartman dikildi, özel okullar yapıldı. Derenin etrafı bir anda şantiye alanına döndü. 2 yıl gibi kısa sürede onlarca apartman yapıldı. Serindere'nin etrafına sadece konutlar yapılmadı. Devasa iki özel okulun da yapılması dikkat çekti. 2018 yılında başlayan dere ıslah çalışmalarından sonra buraya sadece konutlar yapılmadı. Gördüğünüz gibi dere bandının üzerinde iki tane devasa özel okulun yapıldığını görüyorsunuz. Dere bandının hemen bitişiğine yapılan özel okulların 2018 yılı itibariyle faaliyete başladıkları öğrenildi. Halk ozanının torunu da evsiz kaldı. Adalet nöbetine başladı. Yıkılan gecekondulardan biri de ünlü halk ozanı Davut Sulari'nin torunu Suna Duman'a ait. Şu anda yükselen binanın yerinde eskiden bir gecekondu vardı. Gecekondunun sahibi Suna Duman 903 gündür hukuk mücadelesi veriyor. Suna Duman gecekondusu yıkıldıktan sonra ufak bir barakada 903 gündür adalet nöbeti tutuyor. Yapı kayıt belgesi almış olmasına rağmen gecekondusu yıkılan Suna Duman, kendisinin ve komşularının evlerinin hukuksuz yıkıldığını iddia ediyor. 2018'de dava açtık. Yani konumuzla alakalı. Davamız devam ederken 4 Nisan 2018'de 3 gecekondu yıkıldı. Hukuksuz bir şekilde. Bizim açmış olduğumuz dava, mesela imar barışından yararlanmıştık. Onlar hiçbir şeyi görmediler. Akabinde bir hafta sonra da 2018'de Nisan'ın 9'unda yürütme durdurma kararı aldık. Suna Duman'ın yıkılan gecekondusunun yerine 2020 yılının Temmuz ayında inşaat başladı. Mimarlar Odası imar planına karşı dava açtı. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi dere ıslah çalışmaları yapılırken su havzalarının dikkate alınmadığını gerekçe göstererek imar planına dava açtı. Buradaki dere ıslahı, buradaki arsaların el değiştirilip bloklar dikilmeye başlamasıyla gündeme getiriliyor. Ve buradaki planlar mahkemelik. Çok yıllar önce Mimarlar Odası İstanbul Şubesi buradaki planlar yapılırken su havzalarının dikkate alınmadığını, gerekli birimlere başvurulmadığı için dava açtı. Bölge halkı dere bandı etrafında yapılan inşaatların bir kısmının dönemin Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk'ün olduğunu iddia etti. Teknik takibin ulaştığı Hasan Öztürk, dere etrafında yapılan inşaatlarla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Asıl kendisinin mağdur olduğunu belirten Öztürk'ün, her gecekondu sakinine taşınsınlar diye para verdim. Buna rağmen oradan taşınmadılar şeklindeki ifadesi ise kafa karıştırdı. Diğer gecekondu sahipleri yıkım korkusuyla yaşıyor. Dere etrafında kalan diğer gecekondu sakinleri de evleri her an yıkılacakmış korkusuyla yaşıyor. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Büyüklerimize sesleniyoruz. Bizi böyle mağdur etmesinler. Yani bir terazinin gözünü onlar koysunlar, bir de bizi koysunlar. Yani ne oraya ne de bize. Hakkımızı istiyoruz biz. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Teknik takipten bu haftalık da bu kadar. Arkadaşlarımız önümüzdeki haftanın haberleri için çalışmaya devam ediyorlar. İlgiyle izleyeceğiniz dosyalarla haftaya görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın.